Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftesi'nden New Horizons'ın 46. bölümüyle karşınızdayız ve çeliğim kalmadı. Sizler oluyorsunuz. Evet. Bölüm arası bütün çelik rezervimi yemiş olabilir. Öyle dert değil, dert değil. Hala içimden bir şarkıcı çelik esprisi yapmak geçiyor ama neyse, gel gelelim. Şimdi şunu zaten elde etmiştik. T2 elde ettik ve bunu elde ettik. Bunun yanı sıra Cultivated arımı da elde ettim. Hatta bir saniye. Sizler yerde işte. Cultivated arıyı açınca ufak bir detay size göstermeliyim. Bunların hepsi bir anda açıldı. Beklemiyordum. Bir anda. Neyse, kaybolma konusunda güzel şeyler bize açmış bir şey oldu. Bunun yanı sıra şu iki görevi de tamamladım. Ve asıl pièce de résistance zamanı. Yemek yemeyelim. Hala çatı tarafı bitmedi ancak genel olarak bitti. Evet, şuralar cam bu arada. Belki bunları Clear Glass yerine başka bir şey geçebilirim çünkü. Çünkü. Evet. Arkası. Hala bitmesi gereken birkaç bir şey var ancak şu an yavaş yavaş yerleştirilebilir durumda. Şuraya bir liman koyacağım. Çünkü ben hani oradan bir şeylere erişmek istiyorum. Genel olarak kullandığım bloklar nedir diye soracak olursanız. Marble, Corp ve Laboratory blok. Tabii ki de bir de Anti blok. Magenta. Çünkü neden? Çünkü bu magenta power rengim olabilir. Evet, power rengim olabilir. Şunlar Carpenter's bloktan zaten. Ne bakayım? Üst kat henüz bir şey yerleşmeyecek. Üst kat henüz tam olmadı ama onun içinde laboratuvar bloğum yetmiyor. Şimdilik benim için bu kat yeterli. Ve bir de şu girişleri de ayarlamam gerekecek. Evet. Bunun yanı sıra. Dur. Bunlar buradaydı değil mi? Şimdi gelelim. Benim özellikle yapmam gereken bir şeye. Şimdi önce bir düşünüyorum da. En az mesafeyi şuradan kat edecek. Bunların hepsini yayılabilir. Evet, alt katımız da bu şekilde. Şimdi. Evet. Kurduğum duvarları bu şekilde kırıyorum. Ya da dur. Çank içinde olsun ya. Şimdi ilk düşündüğüm 5-5, 5'e 5 genişliğinde ama bunu
3'te yapabilirim. İlk önce bir 3'e 3'e bakacağım. 3'e 3 ne kadar bir kapasiteye sahip? Ama 3'e 3'ün çok fazla bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 3'e 3 değil de 5'e 5 kullanacağız gibi geliyor. Senin ne kadar kapasiten var? Aslında dur. Olabilir. Sadece bir blok altı indirelim. Biraz boşa craft etmiş oldum ama. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. En alt blok şimdilik bir vana olacak. De, dur. Sen değil de. Sen gel. Sen gel. Tamamdır. He. Bu benim şu anlık işi gayet işim görecek bir oranda. Kendisi bir buffer olacak zaten. Bütün senin yukarı şuradan olsun. He. Buradan boru gelecek. Şimdi buharımızı oradan buraya taşımak. Bolca. Aslında dur. Bu gel gerekecek. Şöyle bir şey yapabilirim. Evet. Sen gel. Siz gelin. Sen gel, sen gel. Bir tane daha cam gerekebilirmiş de. Neyse. Biraz dengesiz oldu ama olsun. Bu biraz daha makul bir vapur. Bundan direkt şuranın üstüne bir şeyler yerleştireceğiz de burayı daha çok depolama aralığı olarak kullanırım bu köşeyi. Şuradan da ups. Buradan da yeni evime doğru. Bir tünel gidecek. Ah. Şimdi. Ups. Evet. Gece olmuş.
Burada bir ilginçlik mi var? Yoksa o torçtan mı geliyor? Ya da galiba torçtan geliyormuş. Neyse. Şutun elimizi hemen bir kazalım. Ve benim durdurmak istiyordum neydi? Evet ve fırınımıza buharlarımız geliyor. Şuraya şu tüneli kazdık. Ve large protein pipelarımızı. Şimdilik burası idare edecek çünkü bir noktadan sonra bu taraf buharla değil de benzinle çalışacak. Ne doğru. Bundan ötürü şu an hasar almıyorum ama. Bunun da olayı bir adet steam buffer olmak. Ya, buharımız ilk buna gelecek ve uyumam lazım. Buradan makinelerimize gidecek. Yetmezse eğer ikinci bir hat geçirebilirim. Huge protein pipe'la aynı masrafa denk geliyor. Ve daha sonrasında bunları zaten edeceğiz. Evet. Beraberinde. Gel gelelim. Burayı bağladık. Şunu yakında aktif edeceğim. Evet. Geniş bir alana kurulmak, yani benden tavsiye yapmayın. Evet, hani bunun acısını biraz çekiyorum çünkü enerji üretimim bu binada, kullanımım şu binalarda ve bu şekilde aslında bayağı bir malzeme tüketmem gerekiyor bu buharı taşıyabilmek için. Ve aslında buharda çok mantıklı bir enerji üretimi değil benim için. Yakında benim benzine geçmem lazım ve o yüzden şunun karşısına bir tane de benzin üretimi için fabrika kuracağım. Bu çok daha basit bir fabrika olacak ancak öncesinde workshop'ımı benim ayarlamam lazım. Workshop'ım için planladığım düzen ne gelecek olursak. Gelelim. Kafamda birkaç tane olası düzen var. Burası daha çok depolama olacağı için buraya şuraya falan chest olacak hep. Asa dur. Ama üstten kapatıyor orayı. Ben buraya bir şeyler ayarlayacağım. Şimdi gelelim. Mesela şuraya. Üç. Şöyle bir düzen. Bunun yanı sıra şuraya inputları. Buralara da outputları. Orta biraz boş kalıyor. Yani en ortası biraz boş kalıyor ama olsun. Ortada chestler. Yanlarda chest ya da sıvılar artık ne kullanıyorlarsa. Çoğu makinemi böyle yerleştireceğim. Konum olarak ne şekilde yerleştiririm emin değilim. Böyle yerleştirebilirim. Ama bundan öncesinde ama enerji üretimi şu aslında dur. Şuradan zaten borular çıkacak. Şey, kablo çıkacak. Bunun anlamı birden fazla battery box kullanacağım. Muhtemelen her makine cluster'ının kendi battery box'u olacak. Planladım. O şekilde
Evet. Kafamdaki düzen şu an için bu. Bunun yanı sıra şimdi bizim yapmamız gereken başka nelerimiz var? Şu mesela bitti. Bundan bayağı bir yapmam gerekecek aslında çünkü inşaat hala devam ediyor. Ah, kuarslarım biraz işlemiştim. Bu arada kömürüm bitti. Normal kömürüm. Tekrar kazmam lazım. O yüzden şu an şurada çarkol kullanıyorum. Nasıl yapacak bayağı bir işim var. Ve benzini nasıl işleyeceğimiz. Questbook'a bakacak olursak eğer zaten az buçuk bir şeyler görüyoruz. Yaptı. Light fuel. Mesela sulfuric, light sulfuric fuel. Bunu nasıl elde ediyoruz? Distillery'den light oil. Aynen. Benzini buradan geçirerek raw oil, heavy oil. Yani, distillery'den geçirerek sulfuric light fuel elde ediyoruz. Bunu ardından hidrojen ile işleyerek hidrojen sülfait ve light fuel ediyoruz. Hidrojen sülfait. Daha sonradan ve paçı arkadan niye alıyor? Sulfur dioksit. Evet. Asıl aradığımı değil de. Sülfür ederek de dönüştürebiliyormuşuz. Neyse. Sulfuric asit. Dilute sulfuric asit. Ardından bu da distillery'den sulfuric asit olarak çıkıyor. Ve sulfuric asit aslında işimize yarayacak bir şey. Sulfur. Mixer. O kadar yaramıyormuş. Yarıyor olması lazımdı. Başka bir şey mi yarıyordu? Centrifuge. Aa, tam. Evet, yarıyor yarıyor. Chemical reaktörde bayağı bir işimize yarıyor. Alüminyum. Lityum, potasyum, oksijen. Evet. Öyle bir zincirimiz olacak. Ardından bunun yanı sıra bir de heavy fuel. Bu bize sulfuric heavy fuel. Evet, sulfuric heavy fuel elde edeceğiz. Bunu gene oil üzerinden elde ediyoruz. Yine şey hidrojen ve sulfite elde ediyoruz buradan. Bu da heavy fuel elde ediyor. Ve benzine çevirebiliyormuşuz. Neyse. Ve chemical reaktörde Light steam cracks seni Slurry Propane Napta Aralarından hangisi en verimli olacak onu bir bakmamız lazım. Ayrıca petrolü işleme mi gerektirecek başka bir şey daha var. Plastik üretimi. Petrolden plastik de elde edeceğiz. Fuel. Sulfur gaz. Plastik üretimimiz burada gözüküyor mu? Sanırım burada gözükmüyor. Evet. Burada gözükmüyor. Bakalım burada gözüküyor mu? Çünkü plastik üretimi aslında bizim için inanılmaz önemli bir.
Buradan itibaren devreye giriyormuş plastik üretimi. Evet, polietilen. Molten polyethylene tabii buradan elde edemiyoruz. Ve arkada paçı bağırıp duruyor. Ah. Molten poly. Evet, aratalım. Heh. Şimdi. Şimdi nasıl elde ediyoruz? Chemical reactor. Compressed air cell. It's a... Oksijen. Selen. Yani oksijenle birleştirmek daha mantıklı. Air. Şimdi eteğini nasıl elde ediyoruz? Buradan lightly Evet, burada birkaç farklı yolumuz var. Ve Paçi, seni galiba içeri alacağız. Efendim kızım. Şimdi. Evet. Burada bayağı bir yolumuz var. Aralarından en ucuz ve verimlisi. Lightning Steam. Heavy Fuel. Light Fuel sanki orada daha mantıklı. Evet. Light Fuel. Karbon dust da elde ediyoruz. Hoş geldin Paçi. Ama buradan 50 tane elde ediyormuşuz. Team. Hydrogen cell. Team'i nasıl elde ediyoruz? Light fuel. Heavy fuel. Heavy fuel'dan galiba en çok elde ediyoruz. Ve Paçi, hayır, bu yüzden seni içeri almadım. Her yeri dağıtıp duruyorsun. Şu an. Light like bir steam crack nokta. Nepta cell ve steam. Nepta nasıl elde ediliyor? Distillery'den Lightly Hydrocracked. Lightly Hydrocracked. Evet, bu şekilde bayağı bir zincirimiz var. Ve hayır, baba video çekiyor. Evet. Bunun bayağı ilginç bir süreci var. Sanırım biraz araştırma yapmam gerekecek. Evet. Bu bölüm yapacak başka bir şeyimiz aslında yok. Yapabileceğimiz çoğu şeyi yaptık. Bundan sonrasında yapmamız gereken tek şey şu laboratuvarı Paçi. Evet arkadaşlar. Bu yüzden Paçi'yi bazen video ortasında alıyorum. Çünkü bu gibi şeyler yapabiliyor. Neyse. Ranch'ım zaten neredeyse kırıldı kırılacak. O yüzden ben şuradan ranch alıyorum. Bir steel ranch. Seni şuraya atıyorum. Ardından seni de bir alalım. Claim. Ve P-Basics. Bana ne verdin? Salt. Güzel bir şey aslında. Tuz çünkü gerekiyor bize.
Ve trade tamam. Senin dışarı çıkma vaktin geldi. Evet. Şimdi yapacağımız şeyler belli. Bol bol bunların hepsini karşıya taşımak. Sonrasında burada bir maden işleme merkezini kurmak ve karşımızda da tabi olarak şu arada da bir petrol işleme merkezi kurmak. Aslında petrol işleme merkezinden çok bir kimya laboratuvarı olacak. Burası workshop, orası bir kimya laboratuvarı falan derken bu şehrimiz yavaş yavaş gelişecek. Ve bir noktadan sonra buhar muhtemelen uzun bir süre sadece maden işleme ve petrol işleme için kullanacağız. O yüzden o taraf sadece bu iki binaya o kadar büyük pipe gidecek. Buradan buna pipe gidecek ve bu pipe sadece benzin taşıyacak. Ve bu pipe'ın o kadar fazla yakıtta taşımasına gerek yok. Çünkü Steam kadar çok bir şey tüketmiyoruz aslında. Steam çok daha kalın, çok daha yoğun bir taşıma içerdiği için, daha zor, yoğun bir şey olmadığı için. Benzin daha yoğun bir şey, o yüzden yani daha zor, akaryakıt daha yoğun bir enerji olduğu için çok daha kolay bir üretim sağlıyor bize. Seed oil. Nasıl biyodizel de yapabiliriz de. Yok ya, petrolle gideyim ben. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü kötüni günler. İyi eğlenceler.